14 Mayıs'ta yapılan 28. dönem milletvekili genel seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Bolu milletvekili seçilen Yüksel Coşkun yürek mazbatasını aldı. Kalabalık bir partili grubunun yanında eşi Ayşe Coşkun Yürek ile kızları Sümeyye Nevra ve Sacide Sena Coşkun Yürek ile birlikte adliye binasındaki il seçim kuruluna giden Coşkun Yürek'e AK Parti İl Başkanı Suat Güner, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücel, AK Parti İl Genel Meclisi üyeleri ile AK Parti Belediye Meclisi üyeleri, AK Parti Belediye Başkanları, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatları ve Kadın Kolları da eşlik etti. Bolu'da AK Parti'den milletvekili seçilen Yüksel Coşkun Yürek, mazbatasını düzenlenen törenle İl Seçim Kurulu Başkanı Zafer Koç'tan teslim aldı. Mazbatasını aldıktan sonra konuşan Coşkun Yürek, 29 Mayıs'ta çifte bayram yaşadıklarını aktardı. Bugün aslında biz çifte bayram yaşıyoruz. Bugün 29 Mayıs 2023 ama Fethin 569. yıl dönümü. Yani ecdadımızın bir çağ açıp bir çağ kapadığı bir döneme denk gelmesi ve Cumhurbaşkanımızın ısrarla altını çizdiği ve Türkiye'nin yeni vizyonu olarak hedefe koyduğu yeni Türkiye yüzyılının da başlangıcı olmuştur. Onun için biz bugün ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Rabbime öncelikle hamd ederek başlamak istiyorum. Şükürler olsun. Mevlam böyle bir yolculukta Cumhurbaşkanımızla beraber inşallah siz değerli yol arkadaşlarımın destekleriyle, halkımızın destekleriyle ve Cumhurbaşkanımızın da takdiriyle biz bu mazbatayı inşallah Bolu halkı adına almış oluyoruz. Coşkun Yürek hedeflerinin Türkiye'yi ileri taşımak olduğunu belirtti. Hedeflerimiz ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak. Türkiye'yi her konuda tam bağımsız noktada geleceğe taşımak. Hem ekonomik anlamda, hem enerji alanında, hem savunma sanayi alanında hedefimiz bu ülkeyi tam bağımsız Türkiye olarak hedefe koymak. Bu uğurda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah Ankara'da çalışacağız, gayret edeceğiz. Bolu adına, Bolulu hemşehrilerim adına. Yüksel Coşkun Yürek, Bolu'ya hizmet için heyecanla çalışacaklarının altını çizdi. Bu dakikadan sonra, şu mazbatayı aldıktan sonra inşallah Bolu halkımızın emrinde olacağımızı, onların hizmetinde olacağımızın altını çizmek istiyorum. Bize oy veren, vermeyen, tüm halkımıza sandığa gittiğinden dolayı, demokrasi iradesini gösterdiğinden dolayı huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Mazbata töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Lütfen buraya. Buraya bakalım lütfen.